Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bitkisel atık yağların motorine konulmasına onay veriyor. Taslak hazır, yeterli altyapı hazırlandığında mazotun içine 1/2 oranında bitkisel atık yağlardan üretilen biyodizel katmak zorunlu hale gelecek. Hem yemek yapılıyor hem araçta kullanılıyor. Bence gayet güzel bir şey. İlk söylendiği zaman bir garip geliyor insan ama nasıl olabilir gibisine. Enteresan. Yani görmek lazım. Görmek lazım ama faydalı olacağına inanıyorum. Kızartmada kullandığımız yağ artık araçlarımıza yakıt olacak. Motorine bitkisel atık yağ karıştırılacak. Bu makinede de karıştırabiliyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu geçtiğimiz yıl bitkisel atık yağdan üretilmiş biyodizelin motorin türlerine en az 1/1 oranında katılması için taslak hazırladı. Ancak ürün kalıntı bıraktığı için benzini bozuyordu. Tüpraş ve diğer dağıtım şirketleri altyapının oluşturulması için 2017'ye kadar süre istedi. Atık oluşan ürünlerin biyodizel olarak veya motor olarak kullanılması tabii ki son derece doğru. Çevreye atmamamız lazım. Taslak yakında kurulda yeniden gündeme gelecek. Öncesinde motoruna karıştırılacak 1/1'lik oran 1/2'ye çıkarıldı. Türkiye'de her yıl 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor. Her yıl her haneden 20 kilo atık yağ denizlere ve nehirlere karışarak çevreyi kirletiyor. Eğer uygulama hayata geçer, evlerden atık yağlar toplanır ve motorine karıştırılırsa ülke ekonomisinde yaklaşık 700 bin ton tasarruf sağlanacak. Ve bunu sadece evinizde patates kızartması için kullandığınız atık yağı aracınızda yakıt olarak kullandığınızda yapabileceksiniz. Ve çevre temiz olacak. Denizler kirlenmeyecek, dereler kirlenmeyecek. Bir atık yağınız var mı hiç? Evet var. Selvi Çökelek bilinçli bir ev hanımı. Kızartmada kullandığı atık yağları geri dönüşüm için biriktiriyor. Bir bakalım mı nerede birikiyor yağlar? Kavanozda buyurun. İşte burada. Bunu böyle toplayıp belediye yerlerine bırakıyoruz. Emine Soylu ise aşçılık yapıyor. Bu yağ ne olacak? Bu yağ o kutunun içine konup daha sonra çağırıyoruz, gelip alıyorlar. Ne kadar yağ çıkıyor günde peki atık? Günde bu kadar yağ çıkıyor. O yağlar muhtara, belediyeye ve okula bırakılabilir. Araç sürücüleri ise endişeli. Belki enjektöre, pompaya zarar verebilir. İşte motora şeyini düşürür yani, performansını düşürür. Ömrünü kısaltır motorun. Araba beni yolda korsa ben bir daha niye koymamazdım? Bitkisel atık yağlar kaçak olarak kullanıldığında motor yanar.